parti var, bu gelen kayık mı dur? Denize kararti var, bu gelen kayık mı dur? Ben özledim yarımı, ağlasam ayıp mı dur? Sevgili perdeciler, sevgili ev tekstilcileri, biz Perde Satıcıları Haber Portalı Mutex'in sponsorluğunda Ankara'nın şirin bir semti olan Eryaman'dan sesleniyoruz. Efendim, hepinize merhabalar, hayırlı işler diliyoruz. Mutex'in sponsorluğunda Mutex'in çok değerli müşterilerini gezmeye devam ediyoruz. Ankara Bölge Müdürümüz Sayın Fuat Bayatlı ile birlikte. Efendim, bugün şirin bir mağazanın içerisindeyiz. Aynı zamanda bir ev tekstil mağazası burası. Okyanus Mevşat, bir taç evi efendim. Okyanus Mevşat'ın sahibi Sayın Burhan Karabay ve mağaza müdürümüz Sayın Evren Atilla bugün bizlerle birlikte olacaklar ve zevk aldığınızı düşündüğümüz bir sohbetle sizleri karşı karşıya bırakmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi Mutex'in sponsorluğunda. Efendim, konuklarımı sizlere takdim ettim. Aslında biz onlara konuk olduk. Burhan Bey ve Evren Bey çok eski dostumuz efendim. 10 yılı geçti değil mi Burhan Bey? Evet, 10 yılı aşkın bir süredir. Bir aile olaraktan da beraberliğimiz, mesleki olaraktan da bir samimiyetimiz var. Evet. Değerli perdeciler, değerli ev tekstilcileri, efendim gününüzün iyi geçmesini diliyorum ve küçük bir mitolojiden hikayeyle sohbetimi açmak istiyorum. Mitolojide yaşadığı varsayılan Pandora'nın hikayesini anlatmak istiyorum sizlere bugün. Pandora asılmak üzeredir, son zamanlarını yaşamaktadır ve kral Pandora'nın önüne hediye paketleri yollar. Bu hediye paketlerinden öyle bir tanesini açmalı ki Pandora asılmaktan, öldürülmekten son anda kral vazgeçsin. Amaç burada Pandora'yı denemektir. Pandora yüzlerce hediye paketinin içerisinde sadece bir tanesini açar, bir tanesini eline alır. O hediye paketinin içerisinde değerli perdeciler, değerli ev tekstilcileri, umut vardır. Pandora hediye paketini de geri çevirmiştir. Varlık paketini de, sağlık paketini de, sıhhat paketini de, aklınıza ne gelirse hediye paketlerinin hepsini geri çevirmiş ve sadece umut paketini alarak mitolojide asılmaktan, ölümden kurtulmuştur diyorum ve bu hikayeyi anlatma sebebimi de hemen açıklamak istiyorum efendim. Umudunuz hep var olsun. Umudunuzu yitirmeyin. Bizler umudumuzu yitirmedik. Efendim, gördüğünüz gibi karşınızdayız ve umudunu yitirmeyen bir meslektaşımızla sizleri tanıştırdım efendim. Burhan Bey, her zaman umut var değil mi? Her zaman umut var. Umudunu kaybeden bir insan zaten yaşayamaz. Yaşayamaz. Her doğan gün yeni bir umutlarla güne merhaba oluyor ve inşallah her zaman şükür edeceğiz ve umudumuzu yitirmeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Her gecenin de sabahı oluyor. Evet. Her günün, her gecenin sabahı, her günün bir sonraki günü olduğu gibi her gecenin de bir sabahı oluyor. Burhan Bey, biz Burhan Karabay'ı tanıyoruz. 10 yıllık dostumuzsunuz. Evet. Çok güzel arkadaşlıklar yapıyoruz sizinle. İletişimimiz güçlü. Evet. Ailece görüşüyoruz. Evet. Evet. Çoluk çocuk tanıyoruz ama ben istiyorum ki sizi tanımayan değerli meslektaşlarınıza sesinizi duyuralım. Burhan Karabay'ı onlar yakından tanısınlar istiyorum. Burhan Karabay kimdir? Burhan Karabay 1989 yılında mesleğe başlayan, bu işin mutfak bölümünde başlayan, atölyesinde başlayan ve ileriki zamanlarda kalfalık, ustalık ve mağaza müdürlüğünü ve Allah nasip etti kendi mağazamızı Okyanus Mevşat adı altında burada 7 yıldan beri bir süreçtir taç bayiliğimizle beraber yolumuza devam ediyoruz. Burası Eryaman. Eryaman'da bir Okyanus Plaza'nın içerisinde Okyanus Taç Evi adı altında Eryaman'ın müşterilerine hizmet veriyoruz. Efendim, mağaza müdürümüzü de tanımak istiyoruz. Sayın Evren Atilla'yı. İsmim Evren Atilla. 11 yıldır bu meslek içerisindeyim. Bunun 5 yılı farklı firmalarda. Son 7 yılımda Burhan abiyle beraberiz. Eryaman Okyanus Plaza'da
en iyi hizmeti vermek için buradayız. Elimizden geldiği kadar da iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki efendim, teşekkür ediyorum ve Fuat Bayatlı'yı hepiniz tanıyorsunuz. Fuat Bayatlı'nın bugün bu mağazada bulunma amacı da köprüleri iyice sağlamlaştırmak, değil mi? Köprü çok önemlidir. Karşıdan karşıya geçerken düşmek de var bunun, evet, ucunda. Evet. Değil mi Sayın Bayatlı? Evet. Efendim, Burhan Bey ile sizin tanışıklığınız ne zamandan beri? Burhan Bey ile 3 senedir tanışıyoruz. 4. senemize girdik. Ben daha önce Mutex'te depodaydım. Depo bölümündeydim, aksesuar bölümünde. Tabii aksesuar bölümünde işlerimizi yapıyorduk. Sevkiyat yetişmiyordu Ankara içi sevkiyat. Ankara içi sevkiyatta Eryaman Batıkent bölgesine bakıyordum ben de. Tabii gel git derken Burhan abi bizim oraya geliyordu. Bir dostumuz oldu. Ankara'ya çıkınca da pazarlamaya dostumuz daha da kuvvetlendi. Tabii ailecek görüşüyoruz gene. Evet. Diğer dostlarımız olduğu gibi. Arkadaşımız böyle devam ediyor. Ticaret bunun yanında ama en önemlisi bizim için arkadaşlık. Her zaman savunuyoruz zaten. Evet. Dostluk, arkadaşlık birinci planda, ticaret ikinci planda olmalı diyoruz ve Okyanus Mevşat'ın bir taç evi olduğunu biliyoruz. Evet. Neden taç evi? Şimdi yani günümüz tekstil piyasasında mutlaka ama mutlaka eğer ki iyi bir hizmet vermek istiyorsanız, insanlara hizmet verdikten sonra ürünün arkasında durabiliyorsanız bunun için de güçlü bir firmayla çalışmanız lazım. Ama bu firma taç olur ama diğer X markalar olur. Ben kendime çalışma koşullarımda en uygun çalışabileceğim firmayı taç olarak biliyorum ve bunu daha önceki çalıştığım yerlerde de hep taçla çalıştık ve de ben hiçbir durumda hiçbir şekilde şikayetçi olan bir müşteri görmedim. Dolayısıyla güçlü bir firmayla çalışmamın da sebebi budur. Burhan Bey, güzel bir AVM'nin içerisindeyiz. Evet. Bu AVM'de sizin çok tutulduğunuzu, bu AVM'de bir perakende mağazasında olabilecek birçok özelliğe sahipsiniz. Siz de kendi çapınızda Eryaman'da bir marka oldunuz şimdi. Okyanus Mevşat deyince sizi tanımayan kimse yok. Yoldan, evet, geçen çocuk dahi sizi tanıyor. Çünkü istikrarlı bir şekilde yerinizde bulunuyorsunuz siz. Evet. Biz biraz mağazayı açacak olursak, mağazamızdan bahsedecek olursak neler söylersiniz? Mağazamızdan bahsedecek olursak, mağazamız 120 metrekare bir alana sahiptir. Bunun taç evlerinde ÖSN diye adlandırılan özellikli satış noktasıyızdır. Evet. %50'si perde, %50'si ev tekstilinden oluşur. Mağaza içerisinde toplamında biz 6 kişiden oluşuyor personelimizin tamamı. Ve bunun 2 tanesi montaj ekibi, 2 tanesi atölye ekibi. Ve diğeri de Evren Bey ile biz mağaza içerisinde hizmet veriyoruz. Hı hı. Eryaman denilen yer çok güzel bir semt ve herkes birbirini tanıyor. Nasıl tanıyor? Referansla tanıyor. Evet. Taç perdeyi yaptığın zaman ya da biz o müşteriye zebra perde olsun ya da normal perde olaraktan yaptığımız zaman, hizmet verdiğimiz zaman nereden yaptırdın dediğiniz zaman müşterimiz neredeyse tabiri caizse eliyle koluyla tutuyor ve müşteriyi bize getiriyor. Evet, evet. Neden? Bu da güven sağlamakla ilgili. Evet. Artık günümüzde herkese referans olunmuyor. Çok şükür biz de o şerefe nail olabiliyorsak ne mutlu bize. Evet, evet. Efendim, ben Eryaman'dan kısaca bahsetmek istiyorum değerli meslektaşlarımız. Ankara'nın konum olarak batısında. Yeni yerleşim bölgesi gibi gözükse de Eryaman'ın 25 yıllık bir geçmişi var. Burada evlerin büyük bir çoğunluğu TOKİ'nin hakimiyetinde, TOKİ yaptığı evleri. Efendim, yerleşim olarak da düzenli bir yerleşime sahip. Hatta çok meşhur bir mini de bir gölümüz var, değil mi? Evet. Göksu gölümüz. Okyanus da biraz ismini oralardan esinlenerek, aynen, almış bir mağaza. Evet. Çok şirin bir piknik alanımız var, gölümüz var Eryaman'da. Yani Ankara'dan Eryaman'ı ayıran bir özellik de sakin, trafiğinin az oluşu, değil mi? Yeni yerleşim bölgesi olarak geçiyor, evet, oluşu. Evet, evet. Yani Ankara'ya 25 kilometre batısında kalıyor, evet, Eryaman. Ya burası daha çok yani çok gürültülü, patırtılı bir yer değil. Daha böyle nezih, sakin insanların oturmuş olduğu bir semt.
eşiyle beraber ikisi de çalışan, genelde memur kesimi olan bir semt burası. Peki Evren Bey, bu mağazanın tüm yükü sizin üzerinizde gibi görünüyor efendim. Tabii Burhan Bey'le yükü paylaşıyorsunuz ama mağaza müdürü dedim ve akan sular durur. Mağaza müdürü kapıdan içeri gireni bilir, raftaki ürünü bilir. Mağaza müdürü mağazanın kulağıdır, gözüdür, her şeyidir diye düşünüyorum ve efendim gerisini sizden rica ediyorum. Mağazada bir gününüz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz bu mağazada? Mağazamızda bir günümüz sabah, yani AVM olduğu için burası, onda açılış yapıyoruz. Yani yük ağırlığını biz 6 personel olarak, yani bura işte mağaza sorumlusu gibi değil de hep beraber başlayıp hani sabahtan başlıyoruz. Temizliği ise temizliğini beraber yapıyoruz. Yani yapılacak işleri hani birbirimize anlatmamız gerekmiyor. Burada zaten yapılacak işlerin ne olduğunu görevini biliyor. Mutlaka belli. Tabii müşteriyle ilgi alaka durumlarında biz burada 7 yıldır hani hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin birçoğuyla artık neredeyse akraba gibi olduk. Hani yani kökleşmiş müşterilerimiz oldu. Onun haricinde tabii genel olarak klasik iş takibatları, iş teslimatlarımız, takiplerimiz, hani ürünler eksiklerini tamamlamalar. Ve en önemlisi, çok ağır bir görev üstlendiniz. Taç gibi dünyada marka olmuş bir perde markasını burada en iyi şekilde temsil etmenin ağır yükü altındasınız. Bu durumdan da biraz bahsetmenizi rica ederim. Meslek hayatım zaten 11 yıldır bu meslek içerisindeyim. 11 yıldır da Taç'la çalıştım. Taç'ın yani genel olarak zaten bütün ürünleri neredeyse, eski ürünler olsun, yeni ürünler olsun, birçoğu hafızamıza kaydedilmiştir. Yani Taç kaliteli bir marka. Biz de bu kalitenin ağırlığını taşıyabilecek sorumluluğu üstlendik kendimiz. Şöyle diyebilir miyiz Evren Bey? Kılık, kıyafet, saç, sakal, tıraş, mağazanın düzeni, temizliği, bütün bunlar Taç'ı temsil etmeye yetiyor mu? Bunların hepsi Taç'ı temsil etmeye yetiyor. Neden yetiyor? Biz yettiğini düşünüyoruz. Çünkü elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani bu... Mesela Mutex perde sistemleriyle de biz çalışıyoruz. Evet. Mutex perde sistemlerinin ürünlerini de kullanıyoruz. Taç mağazası adı altında zaten kaliteli ürünler, kaliteli markalar bulundurmak istiyoruz. Yani söyleyeceklerim bu kadar diyebilirim. Evet, teşekkür ediyorum ve efendim yine Sayın Bayatlı'nın söyleyecekleri var, dile getirecekleri var. Bayatlı tabii şunları geçiriyor kafasından şu anda, ben tahmin ediyorum. Mutex durmuyor. Mutex yenilikçi bir firma. Hemen hemen 3 ayda 4 ayda üzerine düşen görevi yapıyor ve yeniliklerin altına imza atıyor efendim. Yine Sayın Bayatlı, bir yenilik yaptınız. Evet. Yenilikleri sunmak üzeresiniz mağazalara. Okyanus Mevşat'ta da, yani Okyanus Mevşat Taç evinde de biz bu yeniliği görüyoruz. Evet. Sizin ağzınızdan dinleyelim, bu yenilik nedir efendim? Dediğiniz gibi Mutex yeniliklere devam ediyor. Mutex zaten durmuyor. Evet. Zor yetişiyoruz. Ekibimiz kuvvetli. Bunun sayesinde yetişebiliriz piyasaya zaten. Yeni bir set yaptık. Yeni bir stand yaptık. Yeni ürünler koyduk. İsmi nedir? Mutex Collection. Evet. 50 başlıklı bir set yaptık. Evet. Takviye olacak. Var takviyelerimiz ama bekliyoruz biraz. Setimizin ebatından efendim bahsedelim. Setimizin büyüklüğünden, küçüklüğünden. Setimizi biraz daha anlatalım. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Katalogumuzu büyüttük. Başlıklarımızı büyüttük. Hem boy olarak hem en olarak, evet, müşterimize daha iyi sunuş yapabilmesi için perdecimizin bu şekilde bir sisteme girdik. Masraftan kaçmadık. Evet. Her zaman yani deseni gibi daha iyi göstermek için siz küçük ebattaki ürünleri büyülterek ve yanına yenilerini ekleyerek, evet, değerli müşterilerinize bir yenilik sunmuş oldunuz. Tabii ki yani perdecimizin daha rahat satış yapabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz zaten. Zaten ürün teslimatlarımızda, stoklarımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Bunu perdecimiz çok iyi biliyor. Bu şekilde bir başlık yaptık. Bunlarda satışımız daha da kolaylaştı. Görsel olarak müşterinin gözünü doyuruyor zaten. Peki müşteri mi böyle olmasını istedi Fuat Bey? Yoksa siz hadi bir yenilik daha lazım Mutex'e mi dediniz? Neden böyle bir şey düşündünüz? Ya şimdi biz istişare ediyoruz zaten bayilerimizde. İçi dışlıyız. Her şeyimizi onlar da bilir, biz de onların her şeyini biliriz.
Tabii bunda Burhan Bey, Evren Bey sürekli diyordu bize. Özellikle Burhan Bey 6-7 aydır bize söylüyordu. Bana büyük başlık yap, bana büyük başlık yap, büyük kumaşlar getir. Müşterinin gözüne dolgun gözüksün. Evet. Bunlardan yola çıktık. Diğer dostlarımız da söylüyor tabii ki. Murat Bey'e sunduk. Murat Bey de güzel bir şey olacağını düşündü. Deneme yaptık. Hoşumuza gitti. Hem başlığımızı değiştirdik hem ebatlarımızı büyüttük. Hala da yapılıyor. Yetişemiyoruz. Dediğim gibi işlerimiz maşallah var. Çok güzel. Yeni bayilerimiz var. Gene. Yorgunluğumuz var biraz da. Evet, yüzünüzden okunuyor yorgunluk. Bu şekilde bir set yaptık. Tabii bunu en iyi anlatacak kişiler Burhan Bey ve Evren Bey'dir. Biz biraz çekelim, onlar anlatsın. Ben zaten sırayla efendim mikrofon uzatacağım. Biz çok eski dost isek de bugün kaçış yok. Bugün herkes kadar onlar da terleyecekler. Evet, terleyelim. Diyorum ve rutin selamlarım vardır benim değerli perdeciler, biliyorsunuz. Mutex Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Tuncer'e selamlar yolluyoruz, saygılar yolluyoruz efendim. Hayırlı işler diliyoruz. Sağlık, sıhhat diliyoruz buradan. Peki Burhan Karabay, Mutex değil de başka bir firma da olabilirdi. Neden Mutex? Niçin Mutex? Mutex'in ürünleri mi sizi etkiledi? Kalitesi mi sizi etkiledi? Yoksa Murat Bey ile Fuat Bey ile aranızdaki iletişim mi çok kuvvetli? Benim işim konuşturmak. Efendim bugün konuşun istiyorum. Şimdi emin olun, şöyle bir şey var. Yani yaptığınız işi her şeyden önce bir seveceksiniz. Evet. Yaptığınız işte huzur bulacaksınız. Evet. Biz biraz önceki konuşmamızda ne dedik? Yani ben perdeyi satarken, taç ürünü satarken, tacın nevresimini, çarşaf grubunu, ev tekstilini satarken hiçbir rahatsızlığım olmuyor. Ve hatta severek satıyorum. Niye? Kafam ağrımıyor. Aynı şekilde de yani artık insanlar çok seçici. Özenle evlerindeki perdelerin, aksesuarların, her şeyin en iyisini, en kalitelisini istiyor. Evet. Biz de bunun için... Hele ki Eryaman bölgesi değil mi? Kesinlikle. Yani kaliteye çok çok önem veren bir yerdeyiz biz. Biz de bunun için devamlı çalışıyoruz. Ne yapabiliriz? Yeniliklere açık olmak zorundayız. Her 6 ayda bizim kartela setimizde değişiklikler oluyor. Evet. Ve durmuyoruz. Devamlı yolumuza yeni yeni ürünlerle devam ediyoruz. Bunu da yani buradan biraz önce de sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Murat Tuncer Bey'e çok çok buradan tekrar tekrar teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve bunu bir borç olarak kabul ediyorum. Burhan Bey, efendim ben ürünün başına geçmek istiyorum. Aslında böyle bir şey aklımda yoktu ama şu an o kadar güzel ürününün özellikleri hakkında konuştuk ki. Standımızı ben değerli ev tekstilcilerimize göstermek istiyorum. Perdecilerimize göstermek istiyorum. Değerli meslektaşlarımız, efendim görmüş olduğunuz standımız Mutex'in yeni çıkartmış olduğu kartela standı. İsmini bir kere daha alıyoruz. Mutex Collection diyoruz, Zebra Collection. Evet. Şimdi Fuat Bey, bu kartela hakkında konuştuk, ebatları büyüttük dedik, yenilikler ekledik dedik. Çok da şık, güzel bir kartela olmuş. Tebrik ediyorum sizi, kartela seti olmuş. Burhan Bey'e ben mikrofon uzatmak istiyorum. Burhan Bey hemen çok hoşuna giden ürünleri eline aldı bile değerli meslektaşlarımız. Burhan Bey, neler düşünüyorsunuz? Şimdi bu kartelerdeki en önemli şey hiçbir şekilde masraftan kaçınılmamış. Evet. Gerek zebra başlığıyla gerek evet, kumaşların enine evet, ve boyuna uzun tutması. O bir, o cepte. Evet. Avantaj ve artı desenler. Günümüzdeki etkinliklerde de gösterilen fuşyanın renkleri, turkuazının renkleri, evet, soft renkler hepsi kullanılmış. Avantgard bir koleksiyon yapılmış burada. Evet. İsteyene spor, İsteyene klasik, isteyene modern çizgileri oluşturan brodeler, aplikler hepsi var. Hepsi var. Yani bu karteleyi hazırlayan imalatçı firmamız olan Mutex'e çok 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 teşekkür ediyorum. Pullar görüyoruz. Pullar var, sedefler var, brodeler, işlemeler ve sıfır hata. Evet. Sıfır hata. Evet. Ve büyüklüğüyle de deseni tam olarak göstermiş. Kesinlikle. Yani ben burada nihai tüketiciye sunum yaparken, mesela ben şu ürünü sergilerken bunu çok rahat bir şekilde zebra haline getirip bunu sunabiliyorum. Diğer koleksiyonlarda ya da diğer serilerde hiç böyle bir lüksümüz yoktu. Ufak 30'a 50 santimlik bir zebra koleksiyonuyla hizmet vermeye çalışıyorduk. Ama dedik ya, yenilik.
Yani benim işim de kolaylaşıyor diyorsunuz. Mutex biraz daha ebatları büyüttü. Evet. Bana da çok büyük bir yol açtı, önümüzü açtı diyebiliriz, evet. Değil mi? Halen hazırda 40 başlığı olan Zebra kataloğuna yeni 50 başlık daha eklemesi, yeni olan 2014'de inşallah bütün esnaf arkadaşlarımıza, perde camiasına inşallah iyi olur, uğurlu olur 2014 ve bundan inşallah ekmek yiyeceğiz. Bu kartelerden ekmek yiyeceğiz ve hayırlı Burhan olsun Bey, 50 Burhan karşı. Bey şöyle de düşünüyorum efendim. İstemesini bilmeli. Kapıları zorlamasını bilmeli. Aynen. Şimdi Sayın Bayatlı size haftada bir mi geliyor, iki mi geliyor, ne kadar geliyor bilemiyorum ama siz Sayın Bayatlı'yı rahatsız edeceksiniz ki Sayın Bayatlı'ya efendim isteklerinizi bildireceksiniz ki o da firmasına bildirecek ve ortaya böyle güzel harika şeyler çıkacak. Sizlerin de işlerini kolaylaştıracak. Şimdi, Fuat kardeşimiz Ankara bölge sorumlusu. Evet. Tabii ki de dedik ya bölge sorumlusu. Ankara sadece Eryaman'dan, Etemusluk'tan oluşmuyor. Evet. Keçiören, Dikmen, Çankaya her bölgede olmak zorunda. O da kendi iş programını ayarlamış. Bize normalde sıraya koyarsan 2 haftada bir gelecek. Ama sağ olsun zamana karşı bir savaş halinde olduğu için bir bakıyorsun bizim... ona diyoruz ki abicim sana ihtiyacımız var, kafamız sıkıştı, bir iş var, bir an önce gelebilir misin? Sağ olsun kendinden fedakarlık yapıyor ve geliyor, sıkıntılarımızı çözüyor sağ olsun. Bunu da tabii ki de işini sevmesiyle ilgili. İşine aşık bir arkadaşımız. İşkolik bir insan. İşkolik. Yani zaten... Aslında onun da var özel hayatı, onun da var çoluğu çocuğu. Mutlaka. Hele de şu günlerde uykusuz bıraktığı bir bebeği var. Aynen o konuya danışacağım. Allah kurban olduğumuyla herkese nasip etsin. Nur topu gibi bir oğlu oldu. İsmi de Mehmet. 3 ay oldu. İnanın ben bugün gibi hatırlıyorum. Yenge Hanım hastanede kendisi iş koşturuyor. Evet. Abi bağlantılar yapmamız lazım, yeni müşterilerimiz var, onları mahcup etmememiz lazım gibi konuşmalarımızı iyi hatırlıyorum. Bugün gibi yani kendisi gerçekten zamanının %70'ini biz perdeci arkadaşlarla geçiriyor ve bu durumdan yenge son derece şikayetçi aslında. Ama şu var ki onun şikayetinden efendim daha güzel bir durum var ki biliyorsunuz firmaları firma yapan pazarlamacılardır. Evet. Dibe vurduran da pazarlamacılardır. Evet, evet. Çok yukarıya çeken de pazarlamacılardır. Evet. Kurumsallaştıran da pazarlamacılardır, evet. Diyorum ve Mutex'i değerli perdeciler çok şanslı buluyorum. Mutex'in bir özelliği de geniş pazarlama ağıyla sizlere hitap ediyor. Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da. Efendim pazarlamacılarımız oldukça çok değil mi Fuat Bey? Evet. Oldukça geniş bir pazarlama ağına sahip. Evet, pazarlama ağımız çok geniş. Zeynep Hanım var, Efkan Bey var, Ahmet Bey var, evet. Yücel Bey ve Erbay Bey var. Evet. Aynı zamanda ben varım. Ama başımızdaki sağ olsun Murat Bey, Mehmet Bey bize yetiyor onlar. Onların desteği bize yetiyor. Evet, bir o kadar sekreter kızlarımız var iletişimde ve 50 kadar da bir atölyelerde çalışanımızın olduğunu biliyorum. Şöyle söyleyeyim, ekip işi dediğiniz gibi sekreterlerimiz, muhasebemiz, Rustik bölümümüz, Zebra Store, Mekanizma, Kargo, evet. Bütün bölümlerde toplam 60 çalışanımız var zaten. Ekip işi olduğu için işlerimizde sıkıntı yaşamıyoruz. Yüzümüzün akıyla, alnımızın akıyla çıkıyoruz işlerimizin içinden. Peki efendim. Evren Bey'i biraz sonra terleteceğim. Değerli perdeciler, değerli ev tekstilcileri masamıza oturduktan sonra. Denizde karartı var, bu gelen kayık mı dur? Denizde karartı var, bu gelen kayık mı dur? Ben özledim yarımı, ağlasam ayıp mı dur? Ben özledim yarımı, ağlasam ayıp mı dur? Dumanlar, dumanlar, hep dalları sardımız.
Oy dumanlar, dumanlar, hem dalları sardınız. Yüreğimin derdini bize uzalardınız. Yüreğimin derdini bize uzalardınız. Karardı Karadeniz, taştı bu yana taştı. Karardı Karadeniz, taştı bu yana taştı. Haber verin yarime, gözlerim doldu taştı. Haber verin yarime, gözlerim doldu taştı. Bir özet geçelim efendim. Okyanus Mevşuat'tayız dedik. Burası bir taç evi dedik. Aynı zamanda Mutex'in birbirinden güzel ürünlerini satıyor Burhan Bey ve Evren Bey dedik. Efendim bu kadar çok çeşitli ürünün altına imza atıyorsunuz ama Marlinler, Puantiyeliler, efendim birçok baskılı ve sayamayacağım kadar çok ürün. Aşk olsun bir Türkan Şoray yapmıyorsunuz. Yaparız ablacığım, sen iste yeter ki. Yani ben bir Türkan Şoray istiyorum. Tamam, yapalım. Sıkıntı değil, hemen yapalım, yaptıralım. Şimdi ben değerli perdecilerin, ev tekstilcilerin sözcüsü olarak onlar da akıllarından geçiriyorlardır. Hatta Fatma Girik isteyenler olabilir. Türkan Şoray isteyenler, Kadir İnanır. Olur efendim, genç kızların odalarına neden olmasın? Tabii ki. Sen istedikten sonra yaptın, sorun değil Emine ablam. Tamam, ben istiyorum tamam, o zaman. Tamam, sana yapacağız. Efendim, benim istemem mühim değil. Şimdi Burhan Bey sizin kapılarınızı sonuna kadar zorlamış. Burhan Bey gibi birçok müşteri kapılarınızı evet. zorlamış. Ebatlar küçükken büyüttünüz, asken çoğalttınız. Bunun yanında bayilikler aldınız, bayilikler verdiniz. Siz kotanızı bayağı yükselttiniz. Evet. Mutex eskiden şöyle derdim, markalaşma yolunda derken şu anda Mutex evet. bir marka oldu. Mutex perde sistemleri demiyorum, dikkatinizi çekiyorum. Mutex diyorum. Sadece Mutex demek yeterli oldu. Peki bütün bunların temelinde yatan nedir Fuat Bayatlı? Yani bunların temelinde yatan İşimizin başında olmamız, işimizi takip etmemiz, müşterilerimizin de sözlerine dikkate almamız bence en önemlisi. Ürünümüzün arkasındayız. Dostlarımız tavsiyelerde bulunuyor. Tabii ki yani bir beyin kadromuz var ama yetişemiyoruz. Açıkça söylemek ise yetişemiyoruz. Yeni bayilerimiz var, yeni şubeler var, yeni anlaştığımız firmalar var. Yani biraz önce de aramalar oldu beni. Gene anlaşma yapacağımız yerler var. Buradan sonra oraya gideceğiz mesela. Gerçekten yetişemiyoruz hemen abla. 6-7 pazarlamacı oldu. Bölgede yayılıyoruz. Efkan Bey, Zeynep Hanım, işte Ahmet Bey zaten yoğunlar. Bir talep var piyasada. Bunlarla daha da çok talep olacak. Bu başlıklara daha çok talep olacak. Şimdi tabii ki izlenince sizin internet sitenizden de aramalar daha da çoğalacak. Yani biz müşterilerimizin her zaman arkasındayız. Her zaman onlarla birlikteyiz. Her zaman iş ortağımız onlar bizim çünkü. Onlar ne derse yapmaya hazırız mantık çerçevesinde. 440 varyant var şu an elimizde Zebra bölümümüzde. 28 varyantlı bir başlığımız daha gelecek. Fuara yakın bir zamanda çıkaracağız. Çünkü çok çabuk taklit ediliyoruz. Taklitimiz çok fazla. O ürünleri piyasaya yedirmemeye çalışacağız. Tabii ki fuar öncesi bir set daha hazırlığımız olacak Store ve Zebra'da. Onları da sizinle birlikte tanıtacağız yine müşterilerimize. Peki efendim yararlanmak isterlerse, almak isterlerse bir telefon kadar uzaktalar. Ne yönde karşılayacaksınız? Bir kural koydunuz mu? Bir çerçeve belirlediniz mi? Maddi bakımdan sormayayım ama bu seti vereceğiniz mağazalar hangi konumda olmalı? Tabii ki bazı şartlarımız olacak çünkü bizi temsil ediyorlar. Bize yardımcı olacak firmalar olacak bir de. Bizim reklamımızı yapacak, bizim kendisi ürün satacak, para kazanacak, bize de para kazanacak muhakkak. Bu tarz firmalar olacak. Tabii ki şartları
daha sonra konuşacağız. Çünkü gidip geleceğiz, araştıracağız. Onlar bizi araştıracak. Hatta ben şunu söyleyeyim. Yeni başladığımız için işte bağlantı yapıyorsak, ya fazla verme abi. Sen beni dene, ben seni deneyim. Evet. Bir bakalım. Evet. Belki ben sana uyumayacağım, belki sen bana uyumayacaksın. Evet. Bir bakalım, çalışma şartlarımızı bir kontrol edelim. Daha sonra çalışırız yüklü şekilde diyoruz. Bu şekilde anlaşmalar yapıyoruz. Fazla zorlamıyoruz insanları. Zaten ürünler kendini satıyor. Biz de malımızın arkasındayız. Sıkıntı yaşamıyoruz. Peki Fuat Bey, teşekkür ediyorum ve efendim küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Az önce Fuat Bey, taklitçilerimiz var. Çok çabuk taklit ediliyoruz dedi. Benim de hemen efendim naçizane birkaç fikrim var. Bunları da sizlere söylemek istiyorum. Biz perde satıcıları haber portalı da taklit ediliyoruz diyorum. Ve efendim şunu unutmayınız ki sizin sözcünüz, sizin kulağınız, sizin diliniz, sizin sorularınız, sizin cevaplarınız, yani sizin temsilciniz sadece Emel Benli var. Bunu unutmayın diyorum ve sizden görüşlerinizi bekliyorum. Biz perde satıcılarına görüşlerinizi bildiriniz. Firmalarınızı tanıtmak isteyenler ya da yeni ürünlerini göstermek isteyenler, etkinliklerini dile getirmek isteyenler, biz perde satıcılarına başvursunlar istiyorum. Efendim her sektörde olduğu gibi bizim de taklitçimiz olduğunu unutmayalım diyorum ve Burhan Bey, şimdi Mutex gerçekten düzenli mağazalara, evet, kaliteli mağazalara, evet, ürünlerini veriyor. Çünkü, evet, dedi ki Fuat Bey, bizi temsil etmek zordur. Bizi temsil, evet, edebilecek mağazalara vermeliyiz dedi. Evet. Ve bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Akabinde Evren Bey'i de terleteceğim efendim. Bunu da unutmadım. Şimdi Mutex, önceden biraz önce söylediğiniz gibi Mutex perde sistemleriydi ama artık Mutex bir marka oldu. Ama Mutex sadece Zebra ya da Store perdenin haricinde tabii ki aksesuarlarda da bir öncü, bir marka. Evet. Yani gerek sarkıtlar olsun, gerek boncuklar olsun, gerek konsol kol bağları olsun ve de biraz önce de sizin de söylemiş olduğunuz gibi özellikle ama özellikle ben Türkan Şoray resmi istiyorum. Ben de istiyorum efendim. Evet, ben de istiyorum buradan. Çünkü yani onun da bir müşteri portföyü var. Yani niye Mutex olmasın? İsterse hepsini yapar. Görüyorsunuz ürünler yapar önümüzde. Ben Türkan Şoray istiyorum. Genç kızlarımız Kadir İnanır istiyor. Ben Mutex'ten çok şeyler talep ediyorum. Mutex'in yapamadığını ben başka firma yapar mı? Yapar ama Mutex öncü bir firma. Mutex'ten özellikle bunu istiyoruz. Mutex, Murat Tuncer'i siz çok çok iyi tanıyorsunuz. İşine aşık bir arkadaşımız, bir abimiz. Bu işinde de çok 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 iyi yaptığını düşünüyorum ben. Yapar. Eğer ki Murat Tuncer isterse yapar. Ve de bunun patentini de vermez kimseye. Ha, özür dilerim. Burada bir şey daha söylemem gerekiyor. Mutex dedik ama biraz önce Fuat Bey'in söylemiş olduğu gibi seçiyor müşterilerini. Seçerken de bölgesel olaraktan da seçiyor. Eryaman'da her firmaya vermiyor. Her isteyene vermiyor. Yani yan komşunuzda var mı, yok mu? Hayır, yok. Yok. Yan komşumuzda yok. Neden? Çünkü o tatlı rekabet yan yana verdiği zaman rekabetin dışına çıkar o. Peki başka neler yapıyor Mutex? Mutex başka neler yapıyor? Mesela her sene müşterilerini kaynaştırmak adına yapmış olduğu tatil etkinliği çok başarılı. İnanın yani orada ben hiç aynı mesleği, aynı işten para kazandığımız meslektaşımı tanımıyordum. Urfa'da Mehmet abi. Evet. Zonguldak'ta başka bir abimiz, perdeci. Samsun'da, buradan da saygılarımı sunuyorum, Ahmet abi. Mesela ben nasıl tanıyabilirim ki Samsun'daki bir Mutex bayisine? Ama etkinlikte eşlerimizle, çocuklarımızla oraya gidiyoruz. Hem de kaynaşıyoruz. Hem de fuar öncesi yeni sezon hızlı başlamak adına çok güzel bir moral motivasyon oluyor bizim için. Buradan tekrar Murat abiye teşekkür ediyorum. 3 gün olan tatilimiz sanırsam herhalde 5 güne çıkmış. Buradan da çok başarılı olarak buluyorum bu durumu. Bakalım, belli değil. Tabii. Değil mi, daha belli değil ama bir kahvaltı, bakın, bir talepten dolayı bulundunuz.
Evet yani bu tabii taleplerimiz bitmiyor evet. ama böyle şimdi bunun bir... üzerine evet 6 gün yapabilir. Ama hayır şunu hatırlatayım. Yoksa 10 gün mü duymuştunuz? Hayır ben ben birebir hani hoş sohbetimizde oldu. Burhan bu sene yurt dışı Ukrayna'yı bıraktık. Evet. Oraya gidecek 3 lira 5 lira ne diye oraya gitsin? Hiç gerek yok. Orası o yapacağımız oraya harcamayı bizim tatilimize harcayalım. Çok daha başarılı hem de sevaba geçmiş oluyor. Evet, şaka yapıyoruz tabii ki. Biz de o tür bir sohbetin içerisinde bulunduk. Düşünüyorum ama inşallah uzatacağım tatili dedi. 10 günde yapmayalım. Şimdi Burhan şimdi... Karabay büyük zebra kataloğu istedi. Evet. Tatilinde 6 güne çıkmasını istedi. Evet. 10 gün dileyin efendim. 10 gün falan olsun yani. 10 gün yani. Olursa bu sefer biz de iş sorumluluğu olaraktan biraz önce Evren Bey'in de dediği hayır, siz gibi. Siz ne derseniz oluyor da o bakımdan. Hayır öyle bir ben bizim meslektaşlarımızın dili olaraktan evet. Buradayı dile getiriyorum. Peki, Burhan Bey bu kadar güzel kaynaştırmadan tatilden bahsettik. Ama biz sizin diğer yönünüzü de merak ediyoruz. Eşinizi merak ediyoruz, çocuklarınızı merak ediyoruz. Biraz özel hayattan da bahsedin istiyoruz. Özel hayatımda 14 yıllık evliyim. 2 tane evladım var. Allah herkese bağışlasın. İsimleri Batuhan ve Kayra. Eşim ev hanımı. Sağ olsun o da bize evden destek veriyor. Mağazamıza yakın bir yerde evimiz, oturduğumuz yer. Sağ olsun bazen rica ediyoruz bize bir yemek hazırlar mısın? O da kırmıyor. Yani Allah razı olsun, elleri dert görmesin. Bize güzel, afiyetle yemeklerini yapıyor. Biz de yiyoruz ve inkar etmiyoruz. Ve de inkar etmiyoruz. En çok hangi yemeği güzel yapıyor efendim? Vallahi ayırdım yapmıyorum. Bezelye yapmasın da ne yaparsa yapsın bezelye, diyorum. Bezelyeyi, Burhan Karabay bezelyeyi sevmiyor. Evet. Onun haricinde hepsini yiyoruz. Peki efendim. Evren Bey, şimdi bu kadar harika olaylar oluyor. Bu olayların içerisindesiniz. Bu güzel şirin mağazanın içerisindesiniz. Mutex yeniliklerin altına imza atıyor. Taç yeniliklerini sürdürüyor. Bu arada siz nasıl durumdasınız? Hangi düşünceler içerisindesiniz? Şimdi Mutex kendini devamlı yenileyen, devamlı yenilikler yapan, Burhan Bey'in de söylediği gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip bir artık marka olmuş bir firmamız diyelim. Evet. Ürünlerini satmaktan büyük zevk duyuyoruz. Yani ürünleri hani şöyle açmak gerekirse geniş bir yelpazesi var, kaliteli ürün grupları var. Onların haricinde yani hiçbir şekilde bugüne kadar bir siparişimizin yetişmeme durumu, sevkiyat durumları bizim için bunlar çok önemli. Yani müşteri memnuniyeti, biz müşterimizi memnun etmemiz gerekiyor ki biz de sonuçta Mutex'in müşterileriyiz. Onlardan da aynı memnuniyeti bizim almamız gerekiyor ki bunu en iyi şekilde alıyoruz. Mutex ailesine teşekkür ediyoruz bu konudan dolayı. Yani işlerinin arkasında duruyorlar. En küçük bir özürde, en küçük bir hatada tekrar bir alo dediğinizde Mutex tamam diyebiliyor. Kesinlikle. Yani hiç geri çevirmeden bizi gerekirse değişimi ürünün yani müşteriyi hiçbir şekilde mağdur etmiyoruz. Bu konuda da yani çok sağlam diyebilirim. Aslında az önce ben size sordum ya efendim bir markayı temsil etmek nasıl bir duygu? Bir markaya yetiyor musunuz diye sordum. Aslında markayı temsil etmek hem kolay hem zor. O marka öyle olacak ki işin arkasında duracak. Zaten işin arkasında durmayanlar, marka olamayanlar, işine sahip çıkmayanlar, kaliteli ürün üretemeyenler zaten marka olamayanlardır. Marka olanlar da ortada efendim. Kaliteleriyle, duruşlarıyla, satışlarıyla, sizlerle diyaloğuyla. Fuat Bey en güzel örnek karşımızda efendim. O köprüyü o kadar güzel kuruyor ki gerisini siz tamamlayın. Şimdi Fuat Bey'le zaten bizim ticaret haricinde zaten bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Hani ürün yelpazesinin bu kadar geniş olması, güzel olması, hizmetin kaliteli olması zaten başka da istenilebilecek hiçbir şey yok. Bizim de elimizden gelen ürünlerini en iyi şekilde satabilmek, müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek. Tatili 10 güne çıkaramasak da değil mi? Bu ürünler... Mutex'in hiçbir tatiline katılamadım. Bakalım inşallah önümüzdeki yıllarda olabilirse. Fuat Bey olursa olurum.
Nisan ayında Fuat Bey bir tatil etkinliğiniz olacak, rutin. Sekizinci mi olacak, dokuzuncu mu, tam bundan emin değilim. Şimdi şöyle... Davet edin efendim Evren. Ben Evren Bey zaten söylüyorum ama burayı bırakamıyor. Dediği gibi Burhan Bey geliyor. İşte abilerimiz var. Evet. Onlar geliyor. Evet. Orhan abim, Ramazan abim. Onlar geliyor. Hep beraber diyoruz. İnşallah Evren abi de götüreceğim bu sene. Tatilin üçüncü günü geri dönebilir. Ha, öyle bir şey yapabiliriz. Yani üçe üç bölüştürebiliriz. Hayır diyor Burhan abi. Dikkat etmediniz. Göz kaş mı atıyor efendim oradan? Hayır. Gör. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Öyle bir durum söz konusu değil. Nasıl ki beraber bu işi yerini açıyoruz. Rızkımızı beraber arıyoruz. Ekmeğimizi paylaşıyoruz. Tabii ki de böyle bir etkinlik varsa efendim, mutlaka. Siz durumu çakmadınız. Şimdi Fuat Bey'le o kadar güzel dostluğunuz, o kadar güzel arkadaşlığınız var ki böyle sizi oltaya getirmek istedim. Hayır, hiç oltaya salladı ama ben gelmedim oltaya. Şöyle bir şey yapacağım ben. Nisan'da inşallah mağazanın önüne bir afiş bastıracağız. Mutex'in etkinliğinden dolayı mağazamız bir hafta süreli kapalıdır diye. Evet. Hep beraber götüreceğim inşallah. Sizden istemesini biliyorlar. Siz de onlardan istiyorsunuz. Yani ben götürmeye her zaman razıyım onları. Şimdi sorun ben çok sevdiğim bir sözü, bir cümleyi efendim dile getirmek istiyorum. Düğün de elle, bayram da elle, ölü de elle demiş atalarımız. Biz sizleri el olarak görmüyoruz. Aileden biri olarak gördüğümüz için o tatile ilk gidenlerden siz olmalısınız. Evren Bey, bu yıl sizi Nisan ayında tatilin içerisinde görmek istiyoruz. Orası da size kalmış. İki gün mü kalırsınız, üç gün mü kalırsınız ama gelin. Fuat Bey yalnız bir cümle kullandı, oraya atlamak istemiyorum. Siz dikkat etmemiş olabilirsiniz. Fuat Bey olursa gelirim dedi. Bu da değerli perdeciler ne demektir? Görüyorsunuz pazarlamacılarımızın iletişiminin ne kadar güçlü olduğu anlamına geliyor. Sağ olsun Evren abimle takılırız hepimize. Bir sözü var işte, onu yapacak inşallah, yapmadı da bekliyorum ben. En kısa zamanda. Sözü duyalım. En kısa zamanda yapacağız da o aramızda olan bir şey. Öyle aramızda olan özel bir şey diyebilirim yani. Mangal sözü var bana da, bir mangala götürecek beni. Öyle söyleyeyim. Mangalın özeli kaldı mı bu devirde şimdi? Söyledikten sonra Fatih Bey kalmadı. Ayrı bir şeyden yani, düşünceydi o. Mangalımız var. Tamam, mangala hep birlikte gidiyoruz demektir bu. Değerli perdeciler, değerli ev tekstilcileri. Efendim, harika bir sohbet gerçekleştirdik. Sohbetten ben oldukça zevk aldım. Burhan Karabay'ı ve mağaza müdürümüz efendim Evren Atilla'yı bugün sizlerle birlikte tanıdık. Efendim son olarak mikrofonu uzatmak istiyorum. Birer cümlelerini almak istiyorum. Bugün bu mağazamıza siz Emel Benli olsun, Fuat Bey olsun konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bütün buradan bütün meslektaşlarıma, buradan beni tanıyan herkese saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. İnşallah en kısa zamanda yine görüşmek, buluşmak, sohbetlerimizle yani tekrar sıcak bir ortam olması umuduyla. İnşallah işlerimiz, bütün herkesin işleri Allah Rabbim gönüllerince olsun. Bol bereketli bir yıl olur inşallah. Ben teşekkür de efendim ediyorum. Sabah saatlerinde yapmış olduğumuz güzel kahvaltıdan dolayı afiyet size çok olsun. Teşekkür ediyorum. Su böreği çok güzeldi ayrıca. Ellerimle yaptım ben size. Tabii. Peki Evren Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Sizin gibi efendim birçok mağaza müdürü var. Siz onlardan bir tanesiniz. Aynı zamanda Touch gibi bir markanın temsilcisisiniz. Sizden de son sözlerinizi almak istiyorum. Meslektaşlarınıza neler söylemek istersiniz? İlk önce hani bu firmaların bu kadar çok olduğu bir dönemde, piyasanın bu kadar zor olduğu bir dönemde herkese hayırlı işler diliyorum. Bizi tanıyan herkese selamlarımızı söylemek istiyorum. Perde Satıcıları Haber Portalı'na teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim efendim. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Efendim siz neler söylemek istersiniz Mutex'in temsilcisi olarak? Emel abla, çok teşekkür ederim size, Aydın Bey'e, Burhan abime, Evren abime. Çok çok teşekkür ederim. Güzel bir çekim oldu. Güzel bir program oldu. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Piyasa çok zor. Piyasanın şartları çok zor. Gerçekten yani artık bunaltıcı durumda piyasa. İşler durgun piyasada. Ben sadece şunu söylüyorum. Lütfen dip yapmayın fiyatları. Lütfen. Bazı imalatçı firmalar var. Bazı imalatçı firmalar imalat fiyatına perakende satış yapıyorlar. Yazık diyorum. Sektörü bitirmeyin diyorum. Yani herkes işini yapsın diyorum. Peki efendim. Ben de son sözlerimi söylemek istiyorum. Sabah eşinize, çocuklarınıza günaydın diyerek uyandıysanız,
çok yakın zamanlarda da anne baba acısı, evlat acısı, kardeş acısı tatmadıysanız, efendim o gün size düğündür, o günü iyi değerlendirin, o günün değerini bilin, mağazanızda satış olsun olmasın, efendim o günün sizin için iyi geçtiğini bilin diyorum ve hepinize hayırlı işler diliyorum Ankara Eryaman'dan Mutex'in katkılarıyla. Haber verun yarime, gözlerim doldu taştı. Haber verun yarime, gözlerim doldu taştı. Gemim ile olur, sevda diliyle olur. Güzeller çok var ama meyil birine olur. Güzeller çok var ama.